Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız ve bugün oldukça önemli bir konuyu konuşacağız. Bağımlılıkları konuşacağız. Hem türleri artıyor hem bağımlılık oranları artıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Bağımlılıklarla nasıl mücadele etmeliyiz? Bütün bunları detaylandıracağız. Çok değerli bir konuğum var. Yeşilay Ankara Şube Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Mevlüt Karataş hocamız bizlerle birlikte. Hocamla aynı zamanda Yeşilay Haftası ile ilgili de konuşacağız. Şimdi ne yapmalı başlıyor. Zararlı maddelere, yanlış alışkanlıklara veya teknolojiye. Bağımlılığın her türü insan hayatını alt üst ediyor. Peki bağımlılıklara karşı neleri bilmek gerekiyor? Yeşilay Ankara Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Mevlüt Karataş'la konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bu fırsatı bize verdiğiniz için. Estağfurullah hocam. Yeşilay Haftası'ndayız. Oldukça önemli alanlarda çalışıyor Yeşilay. Bağımlılıklarla mücadelede öncü kurumlarımızdan bir tanesi. Aslında bağımlılıklar her zaman gündemimizde olması gereken konulardan biri. Öyle de ama Yeşilay Haftası olunca böyle daha da bir odaklanıyoruz. Belki o anlamda bir farkındalık dönemi de yaşanmış oluyor. Bu çerçevede isterseniz önce Yeşilay Haftası ile ilgili konuşalım. Neler söylersiniz? Ne tür çalışmalar yapılıyor bu sene özellikle? Böylelikle başlayalım hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Önce iyi ki Yeşilay var diyorum. Yeşilay olduğu için Yeşilay Haftası var. Yeşilay Haftası olduğu için bağımlılıklarla mücadeleler noktasında daha fazla gündem oluyor ve daha fazla şeyler konuşuyoruz. Yeşilay 1920 yılında İngiliz işgal kuvvetlerinin İstanbul'u işgali sonrasında İstanbul Limanı'nda bu işgal kuvvetlerine karşı direnen gençlerin direncini kırmak amacıyla işgal kuvvetlerinin dağıtmış olduğu alkol ve benzeri zararlı maddelere karşı dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade himayesinde ve padişahın talimatlarıyla Profesör Masar Osman Uzman tarafından kurulmuş ve alkolle mücadele, gençlerin alkolü kullanmasının önündeki sebepleri kaldırmak, bununla mücadele etmek için kurulmuş bir cemiyet. Tabii o zamandan bu zamana bağımlılıklar değişmedi, hatta artarak devam etti. O zaman alkolle mücadele için kurulmuştu ama günümüzde özellikle teknoloji bağımlılığı, tütün bağımlılığı ve birçok bağımlılıkla da mücadeleyi kendine hedef almış ve bu sahada çalışıyor. Her yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak tüm Türkiye'de çok geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanıyor. Yani akıl almaz şeyler oluyor. Mesela bazen sosyal medyaya bakıyorum. İşte herkes yöresine özgü kutlama şekilleri de geliştirmiş. İşte Karadenizlere bakıyorsunuz, işte bir balık restoranda halkla buluşuyorlar. Urfalılara bakıyorsunuz, sıra gecesi yapıyorlar. İşte biz de Ankara'da çeşitli etkinliklerle bunu kutlayacağız. Burada bizim amacımız şu. Etkinlikleri bir tarafa koyarsak, bütün etkinliklerdeki amaç şu: bir farkındalık oluşturmak, bir algı oluşturmak ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi bu etkinliklerle birlikte eğitmeye çalışmak. Eğer bunu yapabiliyorsak biz başarılıyız. Evet. Hocam burada Yeşilay Kurumu aslında pek çok farklı kurumlarla da işbirlikleri yaparak onları da yavaş yavaş geleceğiz. Çalışmalar yürütüyor. Söylediğiniz gibi artık bir asırdır faaliyet gösteren kurumlardan bir tanesi. Şunu ben merak ediyorum. Toplumdan beklentileri acaba Yeşilay'ın nedir? Yeterince bağımlılıklarla mücadelede destek görebiliyor mu? Toplumda o yapılan çalışmaların bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının karşılığını alabiliyor mu? Nasıl bir destek bekliyorsunuz toplumdan? Yani bizim Türk toplumu gerçekten çok duyarlı bir toplum. Zaten inancımız gereği de Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele ediyor. Zaten inancımız gereği de doğal olarak biz bunlara karşıyız. Dolayısıyla toplumumuz bize son derece sempatik yaklaşıyor. Bizi seviyor, kucaklıyor. Hatta Yeşilay içerisinde faaliyetlerde görev almak istiyor. Ama tabii ki her şeyin başı eğitim ve bilinçlendirme. Yeşilay bu kapsamda 2 yıldır yürütmüş olduğu bir proje var. Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Projesi. Bu projeyi
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde Milli Eğitim'de hali hazırda çalışan, Türkiye satında hali hazırda çalışan rehber öğretmenleri eğiterek yapmakta. 500 tane formatör öğretmeni var. Bu 500 formatör öğretmen Türkiye satında 28 bin eğitici öğretmeni eğittiler. Ve bu 28 bin eğitici rehber öğretmen kendi okullarında ya da diğer okullarda bağımlılıkla mücadele noktasında eğitimler verdi. Yani tabana ulaşmaya çalıştı. Biz son noktayı çok önemsiyoruz. Biz birçok şeyler, projeler üretebiliriz ama yaptığımız işler son noktada öğrenciye, vatandaşa dokunmuyor ise yapılan işler bir noktada havada kalıyor. O yüzden yaklaşık hedefimiz şu anda 20 milyon öğrenciye ulaşmak. Bu yolda da Yeşilay 20 milyon öğrenciye ulaşma hedefine doğru hızla koşuyor diyebilirim. Evet, çok önemli çalışmalar çünkü bakıyoruz artık bağımlılık yaşı düşüyor. Çocukluk dönemini artık ergenlik dönemine çok riskli dönemler olarak ele almaya başlıyoruz. Burada eğitim kurumları tabii ki işte matematik, fizik, Türkçe vesaire öğretecek ama hayata dair risklere karşı da çocukları bilinçlendirmek ve eğitmek durumunda. Zaten bununla yönelik pek çok çalışma yapılıyor. Hedef 20 milyon öğrenci dediniz. Aynen. Bu hedefe ulaşmak adına eğitim kurumlarından ya da belki sivil toplum kuruluşlarından neler bekliyorsunuz? Şimdi eğitim kuruluşlarından özellikle 1-7 Mart Yeşilay Haftası'na yaklaşırken müthiş bir talep var. Sağ olsun okul idarecilerimiz, Milli Eğitim Müdürlerimiz bu konu hakkında çok bilinçliler. Özellikle bağımlılıklar noktasında oldukça bilinçliler ve mesela bizim şubenin telefonları durmuyor. Sürekli bizden afiş, broşür, tanıtıcı materyal istiyorlar. Biz de canla başla onlara temin etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gerçekten bir bilinç var. Biliyorsunuz Yeşilay kolları vardı. Çok sempatik bir koldur. Halen o kollar var. Biz esasında o kolları da aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii bağımlılık olunca bağımlılıkların yaşı çok düştü. Anaokulu öncesine kadar neredeyse bağımlılıklar ortaya çıkmaya başladı. Yeşilay bu bağımlılıkla mücadele eğitimlerini her seviyeye göre ayrı ayrı veriyor. Mesela anaokuluna, ilkokula, ortaokula, liseye ve yetişkin seviyesine göre bu bağımlılık eğitimini ayırmış. Özellikle anaokulu dönemi çok çok önemli bence hocam. Çünkü pek çok uzmanlarımız da diyorlar ki 0-6 yaş döneminde bir takım değerler yerleşiyor. O anlamda anaokulunda ne alaka diyorsa eğer izleyicilerimiz çok çok önemli olduğunu buradan tekrar vurgulayalım. Evet, yani her şeyde olduğu gibi bağımlılıklar da çok küçük erken yaşlarda başlıyor. Çocuk önce anne babasını rol model kabul ediyor. Eğer annesinde babasında bir bağımlılık var ise çocuk onu normal bir davranış olarak algılayıp kendisi de bağımlı oluyor. Fakat işte biz her yaş grubuna farklı bir o yaş grubunun seviyesine göre eğitim veriyoruz. Mesela anaokullarında bizim bir Yeşilcan çizgi karakterimiz vardır. Yeşilcan şarkı söylüyor. İşte Yeşilcan'ın oyunları var. Bağımlılıkları onlara Yeşilcan üzerinden, bu çizgi karakter üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. İlkokulda tütün, teknoloji ve sağlıklı yaşam modüllerimiz var. Bunları anlatıyoruz. Ortaokulda da gene aynı modülleri anlatıyoruz. Yaş biraz daha büyüdükçe bu sefer bu tütün, teknoloji ve sağlıklı yaşam modüllerine alkol ve madde bağımlılığını da ekliyoruz. Ve yetişkin yaş grubunda da gene aynı şekilde alkol ve madde bağımlılığını eğitimlerimizle birlikte işliyoruz. Bağımlılıkların yaşı düştü. Bunları konuşacağız. Belki rakamlarla da konuşacağız. Evet. İsterseniz oraya da geçmeden önce hemen çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü halkımız bu konuda zaten inanç ve kültür yapısı itibariyle uzak durmaya çalışıyor. Hatta bizzat gelip Yeşilay'da vazife almak istiyorlar dediniz. Evet. İzleyicilerimiz arasında da gönüllü olarak çalışmak isteyenler var ise ne yapmalılar hocam? Şimdi gönüllü olmak isteyenler için esasında birkaç yöntem var. Bizim internet sitemiz var. Yeşilay Genel Merkezi'nin internet sitesi var. Buraya girip online başvuru yapabilirler.
ya da bizzat şube merkezlerimize, her ilde şubelerimiz var, şube merkezlerimize başvurabilirler. Ya da bizim etkinlik yaptığımız noktalarda gönüllü başvuru formları var. Bu formları doldurup gönüllü olabilirler. Yani hiçbir şey gönüllü olmadan yapılmaz. Yani Yeşilay'ın faaliyet alanı o kadar geniş ki, yani siz bunu birkaç insanla, birkaç şubeyle, her ilde şubeniz olsa bile gerçekleştiremezsiniz. Mutlaka sizin yanınızda gönüllülerin olması gerekiyor. Zaten gönüllü kavramının içerisinde de hiçbir maddi beklenti olmaksızın tamamen inandığı doğrular çerçevesinde faaliyet yapmak isteyen insanlardır bunlar. Gerçekten çok fazla var. Yani 80 yaşında, 90 yaşında çok daha küçük yaşta gönüllülerimiz var. Başvuru yaparak gönüllü olabilir. Ha, bu gönüllüler hangi alanda çalışabilirler? Yeşilay'ın dediğim gibi birçok faaliyet alanı var. İşte eğitim faaliyetlerimiz var. Okullara gidiyoruz. İlkokul, ortaokul, lise. Burada bağımlılıkları anlatıyoruz. Burada gönüllü olarak çalışabilirler. Spor faaliyetleriyle biz bağımlılıkları anlatıyoruz. Spor faaliyetlerine katılabilirler. Sanatsal faaliyetler var. Burada gene gönüllü olarak bütün bu faaliyetlere katılabilirler. Ben halkımızdan çok büyük teveccüh görüyorum. Şu ana kadar konuştuğum kim olursa olsun, ya gel seni Yeşilay bağımlısı yapalım dediğim zaman yok ben olmam diyen kimseyi görmedim ben. Çok Yeşilay'a çok sıcak bakıyorlar. Evet, zararlı bağımlılıklar değil, böyle güzel alanlarda çalışma bağımlılıkları belki geliştirmek gerekiyor. Bu vesileyle isterseniz bağımlılıkları da konuşmaya başlayalım. Aslında acı bir tablo söylediniz bize, giderek düşüyor bağımlılıkların yaşı dediniz. Hem evet, ülkemizdeki hem dünyadaki durumuna bir göz atacak olursak neler söylersiniz hocam? Şimdi önümde notlarım var. Ara sıra göz ucuyla o notlara da bakarak söyleyeceğim. Bağımlılık hem ülkemiz için hem dünyayı sarmış büyük bir problem olarak önümüzde duruyor. İşte tütün bağımlılığı noktasında ülkeler adımlar attılar. Özellikle bizim ülkemizde tütün bağımlılığı noktasında çok ciddi adımlar atıldı, çok ciddi mesafeler kaydedildi. İşte alkolde hakeza güzel adımlar var ama bu bağımlılıkların sonu gelmiyor. Mesela içinde yaşadığımız yüzyılda işte teknoloji bağımlılığı var ya da teknolojik alet bağımlılığı var. Bundan da mücadele etmek gerekiyor. Birçok bilimsel çalışma var. Özellikle teknoloji bağımlılığı ile alakalı. Yapılan çalışmalar diyor ki çocukların günde 6 saatten fazla teknolojik alet kullandıklarını biz tespit ettik diyor yapılan çalışmalar. Başka ne diyor bu çalışmalar? Bunun 2,5 saatini televizyon izleyerek geçiriyor diyorlar. İngiltere'deki çocukların odasında TV bulundurma oranı %60. İsveç'te %20. Türkiye'de %97,7. Yani ülkemizde bayağı bir ciddi televizyon bağımlılığı var, bunu gösteriyor. Dünyada 1 milyarın üstünde insanın dijital oyun oynadığı tespit edilmiş. Oyuncu yaşı, yani bu dijital oyunları oynayan insan yaşı 4-5 yaşa kadar düşmüş. Bu da tespit edilmiş. Son yılda popüler dijital oyunlarından biri 450 milyondan fazla indirilmiş. Hatta çok ilginç bir bilgi var. Bir dijital ürünü 60 günde 8 milyon adet satarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Gene ufak bilgiler var. 6-15 yaş arası çocuklarda internet kullanmaya başlama yaşı 6 olarak tespit edilmiş. Yani internete 6 yaşında başlıyorlar. 6-10 yaş grubunda cep telefonu kullanma yaşı 7 olarak tespit edilmiş. Gene RTÜK'ün bir araştırması var. Türkiye'den bir araştırma. Bilgisayara sahip olma oranı ülkede %73,7. İnternete sahip olma oranımız %63. Günde 1-3 saat internet kullanma oranımız %63. Şimdi bu rakamlar yerinde durmuyor. Geriye doğru da gitmiyor. Hep ileriye doğru gidiyor. İşin yani bunlardan çıkan sonuç bu. Bunlar hep ileriye doğru giden rakamlar ve korkutucu rakamlar. Yani bir çocuğun günde 6 saat teknolojiyle uğraşması, bunun 2,5 saatin televizyon karşısında geçirmesi gerçekten korkunç bir olay. Evet. Ve hepimizin, yani her ailede bu var. Bu bizim ailemizde de var, başka ailelerde de var. Tehlike ve tehdit olarak hepimizi etkiliyor. Etkiliyor ama hocam bizde de daha çok özellikle çocuklara bakışımızda da, aa ne güzel işte daha 3 yaşında
telefonu açmayı başarıyor. İşte kendi kendine oyun bulabiliyor internette. Veyahut da işte ne güzel sağa sola kaydırabiliyor diyen. Veyahut da televizyonu bir susturma aracı olarak kullanıp evet. çocuğu başına oturtan ailelerimiz de var. Tabii ki genelimiz böyle değil. Artık bu konuda özellikle bilincimiz yükselmeye başladı. Teknolojinin evet. belli bir oranda faydası, belli bir kullanım tarzında faydası olduğunu, onun haricinde ciddi yıkımlara yol açabileceğini her programımızda biz de farklı vesilelerle konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi teknoloji kullanımı güzel bir şey. Son yüzyılda önemli bir gelişme, hayatımıza da pek çok şey katmış bir gelişme. Ama bir de bağımlılık boyutu var. Yani çok sorunlu bir alan var. Bu ayrımı nasıl yapacağız peki? Bağımlı deyince, teknoloji bağımlısı deyince ne anlamamız lazım hocam? Şimdi ben birkaç şey söyleyeceğim. Eğer bu birkaç şey bizde varsa, yani bende varsa ben bağımlıyım. Sizde varsa siz de bağımlısınız. Şimdi bağımlılığın tanımı şu. Bir kere bağımlı olduğunuz şeye karşı kontrolünüzü kaybediyorsunuz. Bir kontrol kaybı olması gerekiyor. İki, bu şeyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmaya başlıyorsunuz. Yani bir ölçünüz yok, sınırınız yok, saatiniz yok, miktarınız yok. Kendinizi engelleyemiyorsunuz. Bir dördüncüsünü söyleyeyim. Eğer bu bağımlı olduğunuz şey etrafınızdan uzaklaşır ise sizde yoksunluk belirtileri meydana gelmeye başlıyor. Eğer bu 3-4 tane şey sizde varsa, bende de varsa ben de bağımlıyım yani. Bu her şey olabilir ama. Doğru, bu her bağımlılıklar için geçerli maddeler değil mi? Bütün bağımlılıklar için geçerli. Yani kontrolünüzü kaybedeceksiniz, ölçüsüz ve sınırsız kullanacaksınız ve o etrafınızda olmadığı zaman yoksunluk hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi seyircilerimiz hemen kafalarında bir şeyler canlanıyordur ya. Evet. Ya işte ben cep telefonumdan ayrıldığım zaman ya da ben internet bilgisayarın başından ayrıldığım zaman bunları hissediyorum gerçekten diyorlardır. Yani kabullenmek zor ama siz doğru. bağımlısınız yani. Bir de bir takım kriterleri var mesela. Yani onları da şöyle notlarımdan bakarak söylemek istiyorum. Mesela teknoloji bağımlılığının belirtileri. Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Doğru. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğin zaman hakkında yalan söylemek. Ya işte bir saat takıldım. Şöyle bir saat takıldım ya. Değil, 3-4 saat belki vakit geçirdi. Uzun süre bilgisayar kullandıktan sonra fiziksel şikayetlerin ortaya çıkması. Yüz yüze konuşmayı internetten konuşmaya ya da yazmaya tercih etmek. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek. Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da bu olaydan büyük bir zevk aldığınız için iki duygu arasında gidip gelmek. Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak. Yani bunlar bir şey. Semptomlar. Eğer bunlar varsa yani biz bağımlıyız. Sonrasında da gerekeni yapmak gerekiyor. Çünkü işin sonu gerçekten kötüye gidiyor. Evet, peki şimdi ne olacak ki diyebilir insanlar. Yani işte ben kötü bir şey yapmıyorum ki, işte internette arkadaşlarımla konuşuyorum ya da bir şey izliyorum filan. Şimdi fiziksel olarak da pek çok zarar verdiğini biliyoruz. Sosyalleşme açısından da pek çok probleme yol açıyor. Belki değer dünyamıza, zihin dünyamıza da pek çok şey aktarılıyor. Evet. Hani bu çerçevelerden bakarsak teknoloji bağımlılığının riskleri nelerdir? Özellikle hani aileler neleri bilmeli bu konuda hocam? Birçok riski var. Çünkü bağımlılıklar insanı fiziksel ve psikolojik ve sosyolojik olarak çok etkiliyorlar. Yani mesela fiziksel etkileri ne teknoloji bağımlılığında? Bir kere gözlerimizi çok kullanıyoruz. Gözlerde yanma, gözlerle alakalı hastalıklar meydana gelebilir. İşte boyun kaslarında ağrı ve sertleşme. Ben göğüs hastalıkları doktoruyum. Bize çok fazla vaka geliyor. Boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor. Soruyorum onlara, çok bilgisayar başında oturuyor musun? Tabii ki hocam, 6-7 saat bilgisayar başındayım diyorlar. Bunlar gözükebiliyor. Beden duruşunda bozukluk. Yani gerçekten bilgisayara göre kendi bedenini pozisyonunu veren, yani o tür bir pozisyon oluşmuş bilgisayarın pozisyonuna göre. İşte boynu eğri olanlar, biraz kambur olanlar görebiliyoruz. Ellerde uyuşma, çok fazla mouse kullanmak ya da telefon kullanmaktan dolayı ellerde uyuşma. Tabii ki halsizlik, bitkinlik gibi durumlar olabiliyor. Sosyal alanda ne oluyor? Ne gibi şikayetler meydana geliyor? Eğer bir akademisyense, öğrenciyse bir kere akademik başarısı düşüyor.
Yani bu bir kesin ve net. Kişisel ve aile ve okul sorunları artık has safhaya gelmeye başlıyor. Artık kişi iradesini kaybediyor, zamanı nasıl kullanacağını bilmiyor. Zaman mefhumu onun için kayboluyor. Uyku bozuklukları başlıyor, yemek yememeye başlıyor, aktivitelerinde azalma oluyor. İnternet arkadaşı dışında arkadaş tanımıyor. Yani o yüzden gördüğünüz gibi saydım hemen ilk aklıma gelenleri, not ettiklerimi. Birçok bu bağımlılıkların zararları var. Bünyemize hem psikolojik hem sosyolojik zararları ortaya çıkıyor. Tabii bağımlılığı kontrol altına alma yöntemlerini bilmek gerekiyor. Çok önemli gerçekten hocam. Yani bu yöntemler neler olması lazım? Bazen insanlar çıkış noktası bulamıyorlar. Ya evet tamam kabul ediyorum ama ne yapacağım ben? Diye soruyorlar. Mesela günlük internet saatlerini değiştirmek gerekiyor. Mesela herkesin bir eşref saati vardır. Zevk alır, çayını, kahvesi alır. O saati değiştirin. Başka bir saate alın. Haftalık internet kullanma çizelgeleri hazırlayıp bu çizelgelere uyulması gerekiyor. Mesela aile terapisi gibi destek terapi alınabilir. Bir de mesela herkesin yapmayı isteyip de yapamadığı bir takım aktiviteler vardır. Ya işte bir vakit olsa da çocuklarla bir parka gitsek, pikniğe gitsek, işte bir köyümüze gitsek ya da bir arkadaş eş dost ziyaretine gitsek. Bunları bir kenara yazmak lazım. Yani doğru. Yapmak istediklerim diye. Eğer bağımlılık isteği böyle birden sizde kabarırsa hemen o defteri açıp ya ben ne yapacaktım? İşte bugün çocuklarla gezecektim deyip hemen o faaliyeti yapmakta fayda var. Önleme faaliyetleri olarak bir kere eğer çocuğun yaşı 2 yaştan küçükse zaten internet, televizyon ya da cep telefonu gibi aletlerden uzak tutuyoruz. Yani ekranla muhatap olmayacak. Ekranla muhatap olmayacak 2 yaşından küçükse. Okul öncesi yaşta ise 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanabilir. İlk öğretim 4'e kadar ödev saatleri dışında gene 45 dakikaya kadar internet kullanması uygun. Sonraki yıllarda bu 1 saat olabilir. Lise yıllarında da 2 saat diyoruz. Bunlar yapılan araştırmaların sonucudur. 2 saate kadar internet kullanmasında tabii aile denetiminde bunların kullanmasında bir sakınca risk yok. Bir programımızda da güvenli internet gününde konuşmuştuk BTK'dan bir hocamızla, Mustafa Küçükali hocamızla. O da ailelerin denetiminin ne kadar önemli olduğunu bahsetmişti. Bu vesileyle bir daha söyleyelim. Hem süre kısıtlanacak. Evet. Çok önemli. Hem de çocuk neyle vakit geçiriyor? Yarım saat bile olsa neye bakıyor orada? Bunu mutlaka ailelerin takip etmesi, aynı zamanda da bir takım koruma programlarıyla bilgisayara yüklenen engeller koyması oldukça önemli. Onun altını da çizmiş olalım. En başta da sanıyorum bu noktada bir bağımlılık geliştirdiğimiz ya da geliştirme yolunda ilerlediğimizi, ki bence herkes şu anda o yolda ilerliyor. Teknoloji açısından fark edip bunun önüne geçmek için kendi irademizi ortaya koymamız gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi sanıyorum bu süreleri kısıtlamak. Şimdi hocam zararlı maddelere doğru isterseniz geçelim. Teknoloji bağımlılığıyla ilgili detayları konuştuk, izleyicilerimizi uyardık. Şimdi aslında bağımlılık deyince aklımıza da hemen bunlar geliyor. Teknoloji bağımlılığı yeni literatürümüzde artık bizim de zihnimize gelmeye başlayan bir şey. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler en çok aklımıza gelen bağımlılıklar. Peki bir insan neden böyle maddelere yönelir hocam? Birçok sebep var. Yani en büyük sebeplerden bir tanesi arkadaş ortamı, özenti. Benim arkadaşım kullanıyor ya da gruptaki arkadaşım kullanıyor ya da ofisteki arkadaşlarım kullanıyor, ben de kullanayım ya gibi. Özenti gerçekten ana faktörlerden bir tanesi. Bazen gruptan dışlanma psikolojisi. Yani o gruptaki bireylerin çoğu bir şeyi kullanıyorsa, yabancı bir madde kullanıyorsa, siz kullanmıyorsanız dışlanıyorsunuz. Dışlanma psikolojisi ya da baskı, o grubun sizi baskı altına alması, niye kullanmıyorsun diye. Bu psikolojiler. Bir de popüler olma dürtüsü. Bu ergenlik çağında da var, yetişkin dönemde de var. Popüler olma dürtüsü insanları madde bağımlılığına doğru sürüklüyor. Tabii burada zayıf karakter de önemli. Yani zayıf karakterden kastımız şu, kendi sorunlarını üstlenmekten kaçınan kişilerin bağımlı olmaya daha yatkın olduğu tespit edilmiş. Diyeceksiniz ki ya çok karizmatik, güçlü karakter insanlarda da
bunlar var. Doğru. Bazen işte bunlarda özgüven düşüklüğü olabiliyor. Bazen kendilerine saygısı olmuyor. Yani özgüven düşüklüğü olan, kendisine öz saygısı olmayan insanların daha fazla bağımlı olduğu maalesef gözüküyor. Bir kereden bir şey olmaz diyenler var. Belki onu da siz soracaktınız tabii, ama estağfurullah hocam, buyurun. Gelmiş... Çok önemli bir nokta. Hep de öyle başlanıyor zaten. Ne olacak canım, bir kereden bir şey olmaz. Özellikle o gençlerin arasındaki o söylediğiniz kendini ispat etme, arkadaş grubunun içerisine dahil olmanın bir ön şartı haline getirilebiliyor. İşte kötü arkadaş dediğimiz insanlar bunu yapabiliyor. Oğlum bir kere dene, ne olacak? Bak denemiyor, niye sen buna cesaret edemiyor musun? Öyle bir çocukları etkisi altında alabiliyor ki o yanlış arkadaş çevreleri. Diyor ki bir kereden bir şey olmaz. Evet. Olmuyor mu hocam? Bir kereden bir şey olur. Zaten her şey bir kereyle başlıyor. Doğru. Bir kere kapı açmaktır zaten. Hı-hı. Bir şeyin kapısını açarsınız bir kerede ve sonra oradan içeri girer gidersiniz. Bu bir kereden bir şey olmaz. Zın sonrası iki kereden bir şey olmaz. Hı-hı. Üç kereden de bir şey olmaz gibi kendi kendini avutur ya da kendi kendini bu şekilde güdüler. Hı-hı. Kesinlikle bir kereden bir şey olur. Özellikle uyuşturucu madde kullananlarda, yabancı zararlı madde kullananlarda, hatta bu tütünde de bu vardır, alkolde de bu vardır. Hı-hı. Bir kereden çok şey olduğunu maalesef görüyoruz. Şimdi eğer kullandığımız şey zararlı madde ise biz bunu niye bir kere deniyoruz ki? Denemeyelim, kullanmayalım, merak da etmeyelim. Yani insanlar bazı şeyleri merak etmemesi lazım. Yani çok bir, yeni bir yemek değil ki tadına bakılsın. Yani aynen dediğiniz, yediğiniz şey bir yemek değil ki merak edesiniz. Bu merak dürtüsü bir kereden bir şey olmaz ve o kapının açılmasına vesile oluyor. O yüzden merak ettiğimiz şeyleri kullanarak değil, acaba bu neymiş ya bir kullanayım, bende ne gibi etkiler yapıyor değil. Hayır, merakınız varsa o konuda siz bunu araştırın, bilgi edinin ve merakınızı bilgi edindikten sonra giderebilirsiniz. Yani onu kullananlar neler yaşamışlar, siz o bilgiyi edindikten sonra o merakınızı giderebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle bazı şeyleri merak etmeyeceğiz. Bir kereden bir şey, iki kereden bir şey olmaz kesinlikle demeyeceğiz. Eğer çok meraklıysak da açıp okuyacağız ve o konuda bilgi edinip merakımızı yeneceğiz. İnşallah hocam, burada yani zayıf karakterin biraz da buna yol açtığından bahsettiniz. Hemen insanların yönlendirmesine göre hareket etmeye kalkan, işte baskı altında kalabilen. Ben şöyle düşündüm anlattıklarınız çerçevesinde. Aslında güçlü karakter olmak istiyorsa, kişi kendini ispat etmek istiyorsa, ne münasebet canım ben kullanmıyorum diyen bir genç bence asıl güçlü bir gençtir. Belki bunu da mı vurgulamamız gerekiyor? Ya şimdi yapılan araştırmalar var, çok ilginç. Mesela gençler kendi aralarında madde bağımlısı bir arkadaşını gördüğü zaman esasında madde bağımlısı olmayan arkadaşı onu bundan, bu madde bağımlılığından kurtarmak için çaba sarf ediyor. Bir süre sonra kendisi de madde bağımlısı oluyor. Aa, çok ilginç. Evet. Yani çok ilginç bir durum. Yani olayın psikolojisi çok enteresan. Bu kendine madde bağımlı böyle değişik bir olay yani. Çok farklı bir psikoloji, altta farklı psikolojilerin yattığı bir olay. Dolayısıyla bir kere gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasını bilmesi gerekiyor. Yani kendi iradelerini iyi kullanabilmeleri gerekiyor. Bağımlı çocuk, bağımlı gençlik psikolojisinden çıkmaları gerekiyor. Mesela çok yaptığımız hatalardan bir tanesi ya aileler çocuklara karşı çok ilgililer ya da çok ilgisizler. Biz ne çok ilgi istiyoruz. Eğer bir genç ya da bir çocuk bir şey yapabilecekse bırakın kendi emeğiyle, kendi iradesiyle o işi yapsın ve o konuda tecrübelensin. Onu yapacağız işi siz yaptığınız zaman, aileler, anneler, babalar yaptığı zaman çocuk bağımlı bir birey haline geliyor. Anneye bağımlı oluyor. Anneye bağımlı olan bireylerin iradesi zayıf oluyor, özgüveni zayıf oluyor. Topluma girdiği zaman da hayatın çeşitli sorunlarıyla yüzleşmeye başladığı zaman da başka şeylerde kendine çare arayarak işte tütün, alkol, internet, teknoloji adeta kaçıyor o bölgeye doğru ve kendini bir bağımlılıktan başka bir bağımlılığa atmış oluyor. O yüzden biz diyoruz ki çok güzel bir atasözümüz var. Azı karar, çoğu zarar diye. Çocuklarımıza ne baskıcı olacağız ne de çocukları çok serbest bırakacağız. Kontrol bizim elimizde olacak. İlgi her şey.
Bağımlı çocuklara baktığımız zaman, gençlere baktığımız zaman genellikle ilgisiz aileleri çocukları. İşte anne baba arasında ya da çocuk arasında bir iletişim kopukluğu var. Parçalanmış aileler, özellikle boşanma vakalarının olduğu aileler de bağımlılık vakalarının çok olduğu gözüküyor. Sevgisizlik çok önemli bir faktör. Çekirdek aile çok ilginçtir. Yani çekirdek aileden kastım şu, anne baba çocuk. Çocuklar değil yani, anne baba çocuk. Tek çocuk. İşte anne baba da çalışıyorsa bir de zaten yorgun geliyorlar. Çocuk tek, yani biz Osmanlı aile modeli, yani anne aile, baba tabii, çocuklar, geniş aile, dedenin olduğu aile modelinde bağımlılıkları çok az görüyoruz. Neden? O ailelerde çocuk iletişim içerisinde, dedesiyle iletişim içerisinde, babaannesi, anneannesiyle iletişim içerisinde, dayısıyla, halasıyla iletişim içerisinde. Dolayısıyla çocuk sevgi ihtiyacını karşılıyor, iletişim ihtiyacını karşılıyor ve başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Ama bu ihtiyacını karşılayamayan grup, işte çekirdek aile ya da yalnız yaşayan işte çocuklar, annesi babası, bunlar ne oluyor? Bir süre sonra bağımlı oluyorlar. Bir de anne baba eğer evde bağımlıysa gerçekten çok kötü bir rol modeli oluyor çocuk için. O çocuğun bağımlı olma riski daha yüksek oluyor. Daha da yüksek oluyor. Evet. Çok güzel bir uyarı. Geniş ailelerde bir otokontrol mekanizması kesinlikle, da sanıyorum söz konusu kesinlikle oluyor. Bir de hocam aklıma şöyle bir şey geldi. Hayat boşluk kabul etmiyor. Yani biz çocuğun ruhunda, duygusunda bazı boşluklara yol açarsak hop hemen madde bağımlılıklarıyla doluyor. Aynen. Hayat boşluk kabul etmiyor. Dolayısıyla biz doğru şeylerle o boşlukları dolduralım. İlgimizle, sevgimizle, alakamızla doğru değerleri, doğru bir karakter yapısını aşılayarak diyelim. Şimdi ailelerin sık düştükleri hatalardan konuşmaya devam edecek olursa hocam, bir de mesela gayet madde bağımlısı olmuş çocuk, belli bir seviyeyi de hatta aşmış ama aile diyor ki benim çocuğum yapmaz. Yani bu çok zor bir şey bir taraftan da, çünkü hiçbir anne baba çocuğuna böyle bir şey yakıştıramıyor. Ama öte taraftan da fark edilmeyi geciktiren bir noktaya ne yazık ki anne babaları getirebiliyor bu. Benim çocuğum yapmaz diye düşünmek doğru mu, ne dersiniz? Kesinlikle doğru değil. Herkesin çocuğu yapabilir. Tabii anne baba olarak biz çocuklarımıza hiçbir şey konduramayız. Ne hastalığı kondurabiliriz, ne bağımlılığı kondurabiliriz. Bu bir dürtüdür yani. Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış. Hiçbir anne baba çocuğun kötülüğünü istemez. Belki bu dürtüden dolayı biraz bazı adımlar atmada gecikiyorlar ama kesinlikle çocuklarını denetleyecekler. Yani çocukların üzerinde sigara kokusu var mı? Okuldan geldiği zaman mutlaka koklamaları lazım. Sigara kokusu var mı yok mu? Eğer çocuk alkol alıyorsa zaten sarhoş şekilde eve geliyordur. Bunları mutlaka görmeleri gerekiyor. Ya da işte yabancı madde kullanıyorsa mutlaka bunun belirtileri var. Ailenin gözü eğer çocuğun üzerinde olur ise çocuklarını bağımlı olup olmadığını erken tespit ederler ve anne babaların çocuklar için bağımlı, herhangi bir bağımlılığa düçar olmuş çocuklar için yapacakları en iyi şey bunu erken fark edip bir an önce tedavi yollarını aramaktır. Bu noktada aileler bilinçli olmaları gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olabilir. Kontrol etmekten zarar gelmez, çıkmaz. Tabii. Bununla ilgili de zaten internet üzerinde de sizin Yeşilay'ın sayfasında da pek çok tavsiye söz konusu. Hani tabii ki anne baba çocuğuna güvensin. Elbette toz kondurmasın ama bir yandan da bir kontrol etmekte sanıyorum fayda var. İş ileri boyutlara vardığında çünkü geri dönülmesi çok daha zor oluyor. Erken fark etmek. Tedavisi de zor oluyor. Tedavisi de mutlaka zor oluyor hocam. Tedavi noktalarına da yavaş yavaş geleceğiz. Buradan ailelere bu tavsiyede de bulunmuş olalım. Şimdi teknoloji bağımlılığının sağlık üzerindeki zararlarını konuştuk. Madde bağımlısı herhalde madde bağımlılığı alt üst ediyor diyebiliriz. Belki daha da ileri boyutta. Ne dersiniz? Hangi sistemlere etkiler hocam? Şimdi her maddenin farklı şeysi var, etkisi var insan bedeni üzerinde ama hepsi de beyin sistemimizi etkiliyor. Zaten insanın merkezi beyin. Beyin etkilendikten sonra birçok organ da bu etkilenim sonucu hastalık oluşabiliyor. Tabii fiziksel, psikolojik bir sürü zararları var. Örneğin mesela aklı ve iradeyi işlemez hale getiriyor bu maddeler. Yani sizin aklınız ve iradeniz kayboluyor. Örnek işte televizyon ekranlarında, haberlerde görüyoruz. İsmini vermeyeyim. Madde kullanan çocukların o merdiven kenarlarında, sokak kaldırım üstlerinde
kıvranmaları, acı çekmeleri. Yani bu bir iradesi olan bir insanın yapacağı bir şey değil. Ama iradesi elinden alınmış insanlar haline getirebiliyor bunları. Kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırıyor. Mesela de oluyor bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmları, hatta kanamalar olabiliyor madde kullananlarda. Tüm iç organların zarar görmesine bağlı bir dizi hastalıklar meydana gelebiliyor. Zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Mesela uyuşturucular bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltıp bunlarda ağır bunalımlar meydana gelebiliyor. Bizim işte en çok korktuğumuz şey şu, eğer bir kişi bağımlı oluyor ise zaten o bağımlı olduğu maddeye karşı bir tolerans gelişiyor ve sürekli o maddeyi daha fazla kullanmak istiyor. Daha fazla kullanmak istedikçe de bu işin bir parasal boyutu da var. Para kaynağının olması gerekiyor. Eğer bu işin parasal altyapısını yapamaz ise de sonuç maalesef suç. Sonuçlanıyor. Evet, illegal bir takım oluşumlara, böyle organize bir takım durumlara dahil ediliyor bu gençler, bu çocuklar. Dolayısıyla sağlıklarını kaybettiği gibi asayiş suçlarına da ulaşmış oluyorlar. Çok çok riskli. Aslında teknolojiyle de belki bağlantısı var. İnternet üzerinden iletişim kurulabiliyor. Bir takım temin yolları sağlanabiliyor. Yani çok organize bir duruma artık sanıyorum son yıllarda gelmeye başladı hocam. Evet, yani ben şunu düşünüyorum. Yani ülkemizde bu teknolojiyle alakalı çok ciddi adımların atılması lazım. Özellikle insanlara internet çok büyük zararlar veriyor. Az önce de bahsettik. Bunun çok ciddi bir şekilde denetlenmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması lazım. Bunlar merkezi sistemden yapılması gerekiyor. Son kullanıcıda değil de yani ilk kullanıcıda bu tür yasaklamaların bence faydası olacağını düşünüyorum ben. Evet, bir de hocam bu madde bağımlılığında kullanılan maddelerin de türleri artık değişti. Evet. Son yıllarda aldığımız haberlere göre. Evet. Şimdi işin maddi bir boyutu var ama çok daha kolay temin edilebilecek, erişimi kolay, ucuz maddeler de bağımlılığa yol açıyor galiba. Yani söylemek ne kadar doğru bilmiyorum şu an ama hani çakmak gazına bile bağımlılık geliştirip hayatını kaybeden bazı çocuklar, gençler var. Bununla ilgili de aslında aileleri uyarmak gerekiyor belki. Ne dersiniz hocam? Ya tabii ki, yani dediğimiz gibi yani bu bağımlılıkların sonu yok. Yani Bali çeken çocuklar işte. Tabii. Ben küçüklüğümden beri TRT'de programları yapılmıştır. Bu çocuklar halen var yani. Halen metro istasyonlarının kenarlarında, üst geçitlerin alt taraflarında, işte parkta, bahçelerde var. Yani çok çeşitli yönleri var bunların. Dolayısıyla bunun önüne geçmek gerçekten çok zor ama iş ailede işte. İş aile çok önemli burada. Doğru. Sağlam bir aile yapısı, ilgili bir aile yapısı, tehlikeleri önceden fark edip, eğer siz çocuğunuzu iyi gözlemlerseniz, yani çocuğun kapıdan girişi, çıkışı, yatağına gidişi, ders çalışması, eğer bunlar her şey bu süreçte sizin gözünüzün önünden geçiyorsa bir şey atlamazsınız. Eğer çocuk madde kullanıyorsa farkına varırsınız. O yüzden hem ailelerin iradesi çok önemli, aileleri eğitmek de çok önemli. Çok doğru. Yani aileler, hani ebeveynleri eğitmek de çok önemli. İşte Yeşilay bunları yapıyor. Bu Türkiye Bağımlılık Projesi ile yaklaşık 10 milyon öğrenciye ulaşıyor. 20 milyonu hedefliyor. 28 bin rehber öğretmenle Türkiye'deki tüm okullarda alkol, madde, bütün bağımlılıklar, bir sürü modüller var. Bunları anlatıyor. O yüzden Yeşilay önemsenmesi gereken bir kurum. Kesinlikle. Hani iyi ki Yeşilay var dedim. Bir kez daha altını çiziyorum. Çizmiş olalım. Burada hocam bir izleyicimizin sorusu var. Aslında sigara konusunu ayrı bir madde yapmamıştım. Ben de ayrı bir konuşma başlığı. Şöyle demiş, sigara kullanıyorum fakat inanın nefret ederek kullanıyorum. Bugüne kadar sigara bırakmayı hiç düşünmedim. Fakat ilk defa okuduğum bir kitap vesileyle bırakmayı düşünür oldum. Muhtemelen yine bir bilinçlendirme yayınlarından bir tanesi. Sizin programınız da tam
denk geldi. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Etrafımda da çok fazla içen var. Ne yapmalıyım? Evliyim, iki çocuğum var. Bir de of of yazmış izleyicimiz. Gerçekten bırakmak isteyip de bırakamama hali varsa tam bir bağımlılık mı var? Nasıl yorumlayacağız bu durumu hocam ve ne tavsiye edersiniz? Yani beyhude çabalar içerisinde herhalde. Bu da bağımlılığın bir şeysidir, belirtisidir. Beyhude çabalar içerisinde her geçen gün daha fazla gayret sarf etmesi. Yani sigarayla mücadelede çok iyi noktalara geldik. Şimdi ben bu seyircimize somut bir takım bilgiler vereyim. Tabii. Gerçekten bırak, nikotin bağımlısı olabilir öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok sigarayı bırakmak isteyen insanlar var ama nikotin bağımlılığı olduğu için bırakıp bir süre sonra tekrar başlıyorlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde sigarayı bıraktırma poliklinikleri var. Burada göğüs hastalıkları hekimleri çalışıyor. Alo 171'i arayarak bilgilendirme ve yönlendirme alabilirler. Daha sonrasında zaten bu polikliniklere yönlendirme oluyor. Bu polikliniklerde ne yapılıyor? Hastalarla belki yarım saat konuşuluyor. Öncelikle sigara ve nikotin bağımlılık düzeyi tespit ediliyor. Ve her kişiye özgü tedavi modülleri var. İşte nikotin bantları, nikotin sakızları, spreyleri. Eğer bunlarla işi çözemiyorsak bir takım tablet ilaçlar var, bunlara geçiliyor. Ben bu seyircimize bunu öneririm. Öncelikle Alo 171 bir arasın bakalım. İnşallah. Ondan sonra bir başlangıç yapsın. Oradaki uzman arkadaşlar onu yönlendireceklerdir. Ama kendisini gayretinden dolayı tebrik ediyorum Yeşilay Haftası'nda. İnşallah aynen öyle. Bırakır diyelim. Burada profesyonel yardım almanın önemini mutlaka altını çizelim. Bir de sosyal içicilik boyutu da var galiba. Evet. Bu da sigarayı bırakamamaya yol açan etkenlerden biri galiba. Onu da ne dersiniz o konuda? Çünkü hani iş yerinde herkes içiyor ya da işte sınıfta herkes içiyor. Üniversite ortamlarında özellikle olabiliyor. İşte biz de başladık filan. Ne dersiniz bu sosyal içicilik ya ben işte durumuyla şu ilgili hocam? Dudak tiryakisiyim ya falan. İşte evet öyle şeyler ya, dudak tiryakisiyim falan diyenler var. Yani hafif içiyorum diyenler var. Hafif içiyorum diyenler var. Yani tiryakilikle bağımlılık arasında hiçbir fark yok arasında. Yani aslında yani esasında şöyle bir şey zannediyor. Ben tiryakiyim, bağımlı değilim ya. İşte dudak tiryakisi değil. Hayır. Saydığım gibi siz eğer o hareketi tekrarlıyorsanız, kendinizi kısıtlayamıyorsanız, sınırsızca onu tüketiyorsanız siz artık bağımlısınız. Maalesef pasif içicilik var bir de. Doğru. Yani, pasif içicilik ayrı bir konu. Pasif içiciler de yani mağdur oluyorlar. Ben sigara içmiyorum ama etrafımdakilerin içmiş olduğu sigara dumanından ve o sigara dumanındaki binlerce zehirden ben de etkileniyorum. Maalesef ki maalesef ben göğüs hastalıkları doktoruyum. Akciğer kanseriyle ilgileniyoruz. Hiç sigara içmemiş bireyler geliyor bize. Araştırdığımız zaman ben hiç sigara içmiyorum ama evde eşim ve 3 oğlum sigara içiyor diyor. Ve akciğer kanseri oluyor. Yani sonuçları ve sağlık sonuçları itibariyle çok kötü bir durum. Biz ne normal içiciliği istiyoruz ne pasif içiciliği istiyoruz. Sigaranın hiçbir şekilde, tütün malzemelerinin hiçbir şekilde tüketilmesini istemiyoruz. Hatta biz elektronik sigaraya da karşıyız. Son dönemlerde elektronik sigara, işte bunları alternatif olarak konulmaya çalıştı. Ama onun da akciğer sağlığı üzerine zararlı etkilerinin olduğu gözüktü. O yüzden elektronik sigarayı da istemiyoruz. Dolayısıyla ne diyelim sigaradan, alkolden uzak duralım. Bir süre sonra bir kereden bir şey olmaz deyip az önce de anlattık. Doğru. Sonunu getirememe gibi durum oluyor. Bir durum var. Bu konuda zaten devletimizin de hem denetleme hem sınırlandırma çalışmaları oldukça güzel. Kapalı alanlarda hatta artık açık alanlara doğru da yaygınlaştırılmaya başladı. Dumansız hava sahası uygulamaları oldukça güzel. Hocam öğrendikten sonra aileler ne yapmalı soracağım ama öncesinde İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Dinleyelim bakalım neler soracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler soracaksınız? Dinliyoruz sizi. Ya ben sorum yani oğlum madde bağımlılığı ne yapabilirim? Yani iyi de davransam fayda olmuyor. Yani kötü de davransam faydalı olamıyorum. Kaç yani yaşında oldunuz? 30. 30 yaşında. Ne zamandan beri madde bağımlısın? Hemen hemen 2-3 sene oluyor. 2-3 sene oldu. Peki bir düzenli bir iş durumu ya da bir evlilik durumu söz konusu mu? Yok yok. Bekar. İşi var ama kabul etmiyor. Tedaviyi kabul etmiyor. Tedavi. Kabullenmiyor. Yani ben kullanmıyorum diyor ama yakaladım yani. Kullanmıyorum diye size söylüyorum. Evet. Peki. Ama yakaladım yani gösterdim şey yaptım.
Peki, notlarımızı aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok paylaştığınız teşekkür için ne yapmak lazım? Siz diğer aileler için de aslında bir örnek teşkil etmiş oldunuz böylece. Hemen yollarını göstereceğiz hocamızla birlikte. 30 yaşında aslında genç, yetişkin evet. bir adam var karşımızda. 200 senedir belki de annesi fark etmiştir. Evliyatı da belki olabilir. İş hayatı olduğunu ama evliliği olmadığını söyledi. Ve tedaviyi reddetme durum. Bu da çok karşılaştığımız şeylerden biri. Ne dersiniz hocam? Şimdi önce şunun altını geçmiş olsun diyorum öncelikle. Şunun altını çizmekte fayda var. Konu Yeşilay, Yeşilay haftası. Halkımız Yeşilay'ı bir tedavi merkezi gibi görüyor. Böyle bir algı var. Aslında güzel bir şey ama Yeşilay bir tedavi merkezi değil. Yeşilay bağımlılıklar noktasında eğitim veren, eğitimleri koordine eden, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışan, yeni bir algı oluşturmaya çalışan bir kurum. Bağımlılıklarla ilgili tedaviler sağlık birimlerinde yapılıyor. Buralar nerelerdir? İşte amatemler dediğimiz alkol madde bağımlılığı merkezleri. Eğer çocuk ve ergenler için bir yer aranacaksa çamatem dediğimiz merkezler var. Ülkemizde 33 tane amatem merkezi var. Burada uzman psikiyatriler, psikologlar görev alıyor. Biliyorsunuz bu madde bağımlılığın tedavisi uzun, kısa değil. Sadece 2-6 hafta zaten yatırılıyor amatemlere bu vakalar. Buradaki bu işin esprisi şu, bu süre içerisinde yatarak o maddeden uzaklaştırıyorsunuz. Yani bir arındırıyorsunuz öncelikle. Ve oradan çıktıktan sonra bir yılda, yani psikososyal rehabilitasyon ya da tedavi süresi devreye giriyor. Reddetme vakaları çok fazla. Biz de okuyoruz. Benim alanım değil. Ben göğüs hastalıkları doktoruyum ama bir hekim kimliğiyle bilgi aktarmaya çalışıyorum. Tedaviyi reddedenler, direnç koyanlar çok fazla. Son dönemde Yeşilay YEDAM diye, yani Yeşilay Danışma Merkezleri diye merkezler kurdu. Bunlar da gerçekten çok güzel merkezler. Burada işte uzman psikologlar çalışıyor. Sosyal hizmetler uzmanları çalışıyor. Bağımlılığı olanlar telefonla başvurabiliyorlar. Direkt ayaktan gelebiliyorlar. İşte aileleriyle birlikte beraber gelebiliyorlar. Burada psikologlar değerlendiriliyor. Eğer orada çözülebilecek bir sorun ise bu, psikologlar değerlendirip o sorunu orada çözüyorlar. Ama orada çözülemeyecek tıbbi tedavi, yatarak tıbbi tedavisinin gerektirdiği bir durum var ise o zaman da amatemlere yönlendiriliyor. Adeta Yeşilay bu noktada YEDAM'larda bir köprü oluşturuyorlar, amatemlere doğru bir köprü oluşturuyorlar. Bu işin tedavisi amatemlerde oluyor. Fakat yani bizim okuduğumuz ve gözlemlediğimiz kadarıyla biraz sabretmek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor, sebat etmek gerekiyor. Hemen pes etmemek gerekiyor. Aileler özellikle, işte az önceki hanımefendi, bir şey olmuyor, kaçıyor, geliyor. Hayır, peşini bırakmayacaksınız. Uğraştığınız bir insan. Başka bir şey değil. Sizin çocuğunuz. Sonuna kadar mücadelenizi vereceksiniz. İnşallah da başarılı olacaksınız. İnşallah. Allah kurtarsın diyelim gerçekten bu maddelerden. Şimdi aile noktasında biraz daha vurgulayalım isterseniz hocam. Aileler çocuklarının madde bağımlısı olduğunu öğrendiklerinde, yani bu bir sigara da olabilir, uyuşturucu gibi daha çok daha ciddi bir boyut belki söz konusu olabilir. Çok büyük tepkiler verebiliyorlar, reddedebiliyorlar, kızabiliyorlar, şiddet uygulayabiliyorlar. O çocuk zaten başta söylediğimiz gibi ilgisizlik, sevgisizlik gibi pek çok boşluktan belki o noktalara doğru kaydı. Bir de böyle büyük bir tepki olunca iyice belki çocuk batıyor. Yani ilk öğrendiğinden itibaren aileler nasıl bir yaklaşım içerisinde olmalı sizce? Şimdi biz olayı ikiye ayırdık. Ne yapalım, ne yapmayalım? Mesela onları hemen notlarımdan söylemek istiyorum müsaadenizle. Mesela ne yapmalı? Eğer kişi maddenin etkisi altındaysa, yani madde kullanmış, bilinci yerinde değil ya da çok fazla iletişime açık değil, onunla bu durumda konuşmanın yararı olmadığı görülmüş. Konuşmamak lazım. Yani o maddenin etkisinden kurtulmuş olması gerekiyor. Kendinizi hazır hissetmeden anne baba olarak kesinlikle konuşmayın. Açık, samimi ve inandırıcı olmak gerekiyor. Kesinlikle öğüt vermemek gerekiyor. Genellemeler yapmamak gerekiyor. Bu da önemli. Neyi kastediyor? Sen zaten hep böyle bir çocuktun. Yani bir
bütün yani... Sen zaten böylesin, hı hı. İşte zaten senden bir beklentim yok. Yok, senden adam olmaz. Siz hep böyleydiniz, senden adam olmaz gibi tutumlar. Korkularımıza dayanarak konuşmamamız gerekiyor. Onu kesinlikle etiketlemememiz gerekiyor bir madde bağımlısı olarak. Çünkü etiketlenen insanların tutum ve davranışları değişiyor ve daha dirençli hale geliyor. Bir de ön yargılarımızın farkında olmamız gerekiyor. Yani ön yargılarımızdan sıyrılıp mutlaka diyaloğa geçmemiz gerekiyor. Kendimizi onun yerine koymamız gerekiyor anne babaları olarak. Onun gibi düşünmeye çalışmamız gerekiyor. Yaşantısını, yaşantısındaki korkularını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bir de uzman yardımı alması için samimi bir yaklaşımla yaklaşmamız gerekiyor. Bunlar bizim yapmamız gerekenler. Hı hı. Ne yapmayalım? Az önce dediğimiz şeyler, yok benim çocuğum asla kullanmaz tavrına girmememiz gerekiyor. Bir de işte anne babalar birbirine çok pas atmayı severler. Bu çocuk senin yüzünden böyle oldu. Biz iyi anne baba olamadık maalesef gibi. Bu şekilde de bir tavır sergilememek gerekiyor. Hayal kırıklığı ve çaresizliği çağrıştıran, ben seni bunun için mi yetiştirdim? Her şey bitti artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aman Allah'ım gibi. O psikolojiye de girmemek gerekiyor. Benim bir böyle bir çocuğum olamaz. Senden hiçbir şey olmaz. Okul hayatım bitti. Yani keskin böyle sözler, iç karartıcı sözler ve tutumlarda da bulunmamak gerekiyor. Ne yapmamamız lazım? Önemli şey önleyici faktörler. Hı hı. Çünkü maalesef başlamasına en başta evet, engel olmak maalesef lazım. Yani madde bağımlılığı olduktan sonra geriye dönüş çok zor ve tedavi maliyeti ve şeyse süresi oldukça uzun. Yaşa uygun, yani bu uyuşturucu maddelerle alakalı yaşa uygun bilgiler vermek gerekiyor. Güçlü ve pozitif, az önce de bahsettik. Hı hı. Aile bağları kurmamız gerekiyor. Anne ve babalar kesinlikle çocuklarıyla iyi bir arkadaş olmaları gerekiyor. Ailede güçlü bir baba figürü olması olur, gerekiyor. Evet. Aile içi kurallara herkesin uyulması gerekiyor. Ailede bir okul başarısı bilinci oluşması gerekiyor ve çocuklarımızı okul, sosyal kurumlar, kulüpler gibi birimlerde aktivite almalarını, faaliyete girmelerini ve bu kurumlarla bağlantılarını kuvvetlendirmelerini istiyoruz. Yani. Her konuda evet. Aslında doğru bireyler yetiştirmek için atılması gereken evet. Adımlar, böyle bir durumla karşılaşıldığında da neler yapmak, nasıl bir yaklaşım biçimi sergilemek gerektiğini de çok güzel söylediniz. Kolay değil tabii ki ama bunu yapmak durumunda evet. Aileler çocuklarını bu illetlerden kurtarmak evet. için. Hocam süremiz yaklaşık 5 dakika kaldı ama Karaman'dan da bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben yaklaşık şimdi 10 senedir falan uyuşturucu kendim içiyorum. Ama bağımlı da değilim. Şimdi öyle de bir şey var. Çünkü mesela istemediğim zaman içmiyorum mesela. Ama hani aslında içmemeyi denemediğimde çok olmadı, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bir maddeyi bırakırsam diğerine kesinlikle başlıyorum. 10 senedir, hatta 10 seneden aşkın süredir içiyorum. Ve şey, bu hiçbir şekilde benim iş hayatıma veya başka bir hani hayatımdaki herhangi bir sosyal konuda bana bir zarar da vermiyor, doğruyu söylemek gerekirse. Bu konuyla ilgili sizden bir bilgi almak istiyorum. Yani illa uyuşturucu ya da hani ne bileyim keyif verici maddeler bırakılmalı mı? Ya da bu konuyla ilgili illa bir şeyler yapmalı mıyız yani? Kaç yaşındasınız şu anda? 25 yaşındayım. 25, oldukça da erken bir yaşta evet. Başladığınızı. İlkokulu bitirdiğimde başladım da işte 7-8 senedir falan bir fil her gün kullanıyorum büyük ihtimalle. Peki isminizi vermeden zaten sizinle konuşuyoruz. Şu anda başlamadaki evet. Motivasyonunuz neydi? Nasıl? Yani meraktan mı acaba, neden? Ha, ben ilk abilerim falan vardı, onlar içiyordu. Sonra onların yanında başladım. Sonra bu... Daha çok işte arkadaş ortamında da olmaya başladı falan. Hı hı. Sonra şu an zaten etrafımda muhatap olduğum herkes içiyor, doğruyu söylemek gerekirse. Hı. İçmeyen benimle muhatap olmasın oluyor yani. Peki, notlarımızı aldık. İlginç bir soru ve yaklaşım oldu. Hemen hocamıza soralım. Ben detaylarını da aktarayım. Teşekkür ediyoruz bu arada paylaştığınız için. Bir örnek teşkil etmiş oldu beyefendi. 25 yaşında 10 senedir madde bağımlısı olduğunu söylüyor. İstemediğim zaman içmiyorum ama aslında pek istemediğim de olmuyor gibi bir şey söyledi. Bir maddeyi başlayıp öbürüne bırakıp hani böyle bir değişkenlik söz konusu olduğundan da bahsetti. İşime yansıması
çok görmüyorum, bırakmasam olmaz mı gibi bir soru sordu. İlginç buldum gerçekten. Ve aslında başta da söylediğimiz, hem ailede böyle bir şeyin olması hem arkadaş çevresinde olmasından kaynaklı bir başlaması da söz konusu olmuş. Nasıl yaklaşırsınız bu gencimize, ne dersiniz? Bir kere bu gencimiz madde bağımlısı. Çünkü 10 senedir kullanıyor. Bir kabullenilmiş bir durum, evet, da var. Yani bırakmayı istemeyen de bir durum var anladığımız kadarıyla. Bırakmak istemiyor. Muhtemelen bırakamadığı için bırakmayı istemiyor. Çünkü yoksunluk şeyleri de çekiyor olabilir, belirtileri de çekiyor olabilir. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer bir kişi madde bağımlısıysa, hani problem yaşamıyorum diyor ya, onun çerçevesinden belki problem yaşamıyor ama de karşı taraftan bakmak lazım. Evet, tam onu soracaktım. Yapılan araştırmalar diyor ki, yani bir kişi madde bağımlısıysa ya suç işler, ya ailesinde huzursuzluk vardır, ya kendi içerisinde psikolojik problemler vardır, ya da sosyal problemlerin içerisine girer. Ya bu kaçınılmaz. Ben kendi penceremden, hayat bana iyi gelebilir, değil mi? Ama karşı bence, taraftan nasıl gözüküyorsunuz? Yani bir zararı yok ki şu anda diyor ama anladığında mevcut zararları çok geçmiş olacak bence yani. Tabii ki. Peki ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bırakmayı istemese bile bence bir profesyonelle bence, mutlaka tabii ki, konuşmalı. Yani bu gencimizin yapacağı şey, yakında bir amatem merkezi varsa bence gitsin psikologlarla bir konuşsun. Bakın, bize telefon açacak kadar özgüveni var. Tebrik ediyorum kendisini. Tabii, aynen öyle. Çok bilinçli bir insan. Bizim için her gencimiz önemli, her bir çocuğumuz önemli. Bir amateme gitsin, orada profesyonellerden yardım almaya çalışsın. Madde bağımlılığının kötü bir şey olduğunu biliyor. Bunu hiç kullanmasın. Çünkü şöyle bir şey var. Siz kullanıyorsunuz, etrafınızdakileri de etkileyebiliyorsunuz. Kendisi çevresi dolayısıyla başlamış, o da birilerine yol açacak. Sosyal sonuçları oluyor. Kontrolü kaybediyorsunuz, ölçüyü kaybediyorsunuz. Bunu hızla tüketmeye çalışıyorsunuz. Şunun garantisi yok mesela bu gencimiz için. Bugün bu kadar maddeyi kullanıyorum ama bir 5 sene sonra belki daha fazla ihtiyacım olacak. İşte dediğimiz gibi işin ekonomik boyutu ortaya girecek ve bunlardan da çok değişik sonuçlar, kötü sonuçlar çıkabilir. İlk yapması gereken şey, yakınlarda vardır, Karaman'da olmasa bile Konya'da bir amatem olduğunu biliyorum ben. Konya'ya gidebilir, oradaki uzman psikologlardan yardım alabilir. Kendisi çok bilinçli bir insan, ben bu maddeyi bırakacağına inanıyorum. Kesinlikle öyle, hiç gerek yok böyle pırıl pırıl 25 yaşındaki bir gencimizin böyle bir madde bağımlısı olmasına ve aynı zamanda da bunu benimsemesine hiç gerek yok. Pırıl pırıl bir hayata sahip olabilir diyelim. Evet. Bu çerçevede de hocam çok az bir süremiz kaldı. Son tavsiyelerinizle neler söylemek istersiniz? Böylelikle tamamlayalım hocam. Şimdi madde bağımlısı olan gençlerimize, arkadaşlarımıza sesleniyorum. Madde bağımlısıysanız lütfen tedavi yollarını arayınız. Devletimiz gençlerimizin madde kullanmasını istemiyor. Bunu sosyal bir problem olarak tanımlıyor. Ve bu sosyal problemin çözülmesi için de devlet olarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz de Yeşilay Haftası'nda, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda tüm bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Tüm Türkiye'de bu bağımlılıklarla mücadele eden gönüllülerimize, Yeşilay üyelerimize buradan ben teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeşilay Haftası'nın önemine binaen bizi böyle son derece güzel bir stüdyoda, son derece samimi bir şekilde karşılayan TRT Diyanet TV, özellikle bu stüdyoda size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm bağımlılıklarla ömür boyu mücadele edelim diyorum. 3 sene, 5 sene, 10 sene değil. Biz ömür boyu bağımlılıklarla mücadele edelim diyorum. Daha bağımsız günlere doğru yürüyelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok önemli bir konu gerçekten. Önemli detaylar verdiniz. Arşiv niteliğinde bir program yaptık sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Bakalım neler konuşacağız. Şimdi ne yapmalı da bugün, kuruluşunun 93. yıl dönümü vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birey, aile ve topluma yönelik hizmetlerini konuşuyor, dinin doğru öğrenilmesi ve yaşanmasındaki önemini ele alıyoruz. Konuğumuz, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.